Manisa İl Başkanı oldu. Bu ne demek, bu ne anlama geliyor? Büyük İstanbul Kongresi'ne doğru şehirlerdeki durumu getireceğiz ekranlarınıza. Şehirlerdeki, illerdeki kongrelerin son durumlarını konuşacağız, tartışacağız. Tabii şimdi bugün Manisa'da CHP Grup Başkanı ve aynı zamanda Genel Başkan Adayı Özgür Özel çok önemli mesajlar verdi. Özgür, arkandayız diyorsanız ben yola çıktım dedi. Bu arada AK Parti'nin dikey siyaset anlayışını eleştirdi ve bundan sonrası için Cumhuriyet Halk Partisi'nin yatay siyaset anlayışına dair önemli mesajlar verdi. Dikine kesen siyaset değil, yatay siyaset mesajı ne anlama geliyor? Cumhuriyet Halk Partisi bundan böyle hem ittifak mimarisini hem siyaset anlayışını değiştirecek mi? CHP sağa kaydı eleştirilerine karşı nasıl bir formül öneriyor? Bunu konuşacağız. Yaklaşan yerel seçimler de gündemimizde olacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in verdiği ittifaksızlık mesajları devam ediyor. Peki ittifaksızlık çözüm olacak mı yerel seçimlerde? Buna bir bakacağız. Hızlıca konuklarımı da takdim edeyim. Hemen ardından konu başlıklarına geçelim. Gündem sıcak. İstanbul stüdyoda Sansürsüz'ün her haftaki daimi konu doçent doktor siyaset bilimci Can Kakış'ın burada. Can hoş geldin. İyi akşamlar. Merhaba. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek hoş geldiniz efendim siz de. İyi akşamlar. Deva Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Gülçin Avşar siz de hoş geldiniz. İlk kez yayınımda ağırlıyorum sizi. Evet. Ankara stüdyoda AK Parti eski milletvekili Hüseyin Albayrak bizleri bekler. Birkaç saniye sesin geç gideceğini, dolayısıyla kendisinin de bize birkaç saniye geç cevap vereceği notunu düşerek kendisine de bir merhaba, iyi akşamlar diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Albayrak. Hoş bulduk. Ses çok az geliyor. Tamam, bizler hemen sesin yükseltilmesi için gerekeni rejiye iletmiş olduk sizin vasıtanızla. Ve Sansürsüz'ün değişmezi deneyimli gazeteci, Halk TV.com.tr yazarı sevgili Fikret Bila. Fikret Bila, siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar Sinan. Hepimize iyi yayınlar olsun Fikret Bila. Bugün kaleme aldığınız ve yayınlanacak olan yazınız ana eksenimizi oluşturacak. Bunu belirterek sıcak gelişmeyle başlayalım istiyorum. Gün içerisindeki yayınlarımızda da sık sık ekrana getirdik. Bugün Manisa'da gerçekleştirildi. Devam eden il kongreleri. Büyük bir rekabet, büyük bir heyecan yaşanıyor il kongrelerinde. Ve bugün Manisa'da değişimcilerin adayı Ferdi Zeyrek aldığı 342 oyla Manisa İl Başkanı oldu. Hemen oradan son notları alalım. Batı Gün'den biz Batı Gün Sarıkaya'dan alalım notlarını. Merhaba Batı Gün, çekişmeli ve bir o kadar da adrenalini yüksek bir kongre geride kaldı. İlk kongresi geride kaldı. Ferdi Zeyrek kazandı. Neler aktaracaksın bizlere oradan? Sinan Fıstıkoğlu, öncelikle iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Belirttiğiniz gibi gerçekten bugün özellikle başladığı anlarda sakin başlayan fakat ilerleyen anlarda da tartışmalarla birlikte biraz tansiyonun yükseldiği bir kongre takip ettik biz. Belirttiğiniz gibi Ferdi Zeyrek kazandı, değişimcilerin adayı kazandı. Manisalı delegeler, Manisa CHP il örgütü değişim dedi ve 342 oyla Ferdi Zeyrek il başkanı oldu. Semih Balaban 256 oyda kaldı. Aslında benim orada gözlemlediğim ilginç bir nokta şuydu. Gerçekten de salonda tartışmaların yoğunlaştığı anlarda salonun dengesinin neredeyse yarı yarıya, hatta biraz böyle Semih Balaban'dan yana ağırlık koyuyor gibi bir hava vardı. Özellikle iki adayın konuşmalarını gerçekleştirdiği anlarda önce Ferdi Zeyrek söz aldı ve yaklaşık bir 15-20 dakika kadar konuştu. Özellikle değişim siyaseti üzerinden yaptığı vurgularla da destekçilerinden epey alkış aldı. Arkasından da Semih Balaban çıktı. Semih Balaban daha önce Manisa İl Başkanlığı yürütmüş bir isim. Önceki dönemlerde. Daha sonra milletvekilliği aday adaylığı için istifa edip seçimlerden sonra tekrar adaylığını koydu. Ferdi Zeyrek de ilk kez böyle bir adaylık almış durumda ve eleştirilen noktalardan biri de tabandan gelmediği yönündeydi. Yani delegeler aralığıyla bugün konuştuğumuzda en üzerinde durdukları noktalardan biri Semih Balaban'ın çok fazla tecrübeli bir aday olmasıydı. Ve bu anlamda genel merkezci bir tavır sergilendiği söyleniyordu. Fakat her iki aday da aslında değişim üzerinde duruyordu. Fakat değişim üzerinde durdukları noktada Semih Balaban şöyle bir iddiası vardı, bir eleştiri yöneltiyordu. Kişilerin değişmesi gibi algılanıyor bu durum
diyordu ve daha önce Özgür Özel'in yaptığı ön seçim ve tüzük açıklamalarına o eleştirilere istinaden de bunu vurguluyordu. Bugün bu anlamda çok fazla tansiyonun yükseldiği anlar oldu. Ferdi Zeyrek'in konuşması sırasında da gerçekleşti bu. Manisa Milletvekili Ahmet Reyip Bakırlıoğlu'nun konuşması sırasında da yine biraz tansiyon yükseldi. Hatta bir arbede yaşandı. Neredeyse İzmir Kongresi'nde geçen hafta yaşanan kavgalı yumruklu tartışmaya kadar varacak gibiydi. Kürsüye yönelip Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'na kürsüden inmesini söyleyenler oldu delegeler arasında. Ona yuhalayanlar oldu. O esnada yaşanan arbedeydi. Eski Manisa İl Başkanı Ali Kuyumcu tansiyonu sonlandırdı. Sonrasında tekrar yine oturdu. Bu tansiyon esnasında hakikaten değişimcilerle siz gerçek değişimin peşinde değilsiniz, gerçek değişim zihniyette olur gibi bir arka plan üzerinden konuşan bir ikili bir durum söz konusuydu ve bu açıkçası bayağı bir kongrede tansiyonu uzun bir süre yükseltti, bunu söyleyebilirim. Son noktada dediğim gibi Ferdi Zeyrek değişim anlamında ön plana çıkan siyasi anlamda oradaki argümanlarıyla bir destek kazanmış oldu. Özgür Özel de sizin vurguladığınız gibi zaten Ferdi Zeyrek'i desteklediği söyleniyordu. Sonuçta bir öz eleştiri ya da sağlıklı bir eleştiri siyasetine dönük bir yorum çıktığını söyleyebiliriz. Toplamda 612 delegenin oy kullanacağı bekleniyordu ve yoğun bir katılım vardı. 598 delege oy kullandı bugün. Sonuçlar açıklandığında da yine Ferdi Zeyrek ve ekibinin çok sevindiğini ve gayet memnun bir şekilde salondan ayrıldıklarını da yine ekleyebilirim. Sonuçta bugün sabah saatlerinde blok liste, çarşaf liste tartışması da yaşanacak diye bekleniyordu. Onu da ekleyeyim unutmadan. Çünkü İzmir Kongresi'nde tartışmaların büyük bir kısmı bu noktadan da alevlenmişti. Burada ise blok liste olarak oylanacağı zaten oy çokluğuna belirlendi. Arkasından da zaten gün içindeki konuşmalar gerçekleşti. Sonuçta da oylama yapıldı. Manisa'dan aktaracağım noktalar şimdilik bunlar. Teşekkürler. CHP Grup Başkanı ve aynı zamanda Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in de önemsediği ve Özgür Özel için önemli bir şehir Manisa. Buradaki değişim, ki her iki tarafta değişim mesajı verdi ama Ferdi Zeyrek'in kazanmış olması da aslında Manisa'nın değişimden tam olarak ne anladığını net bir şekilde gösterdi diyebiliriz o zaman. Bunu enine boyuna biz burada konuşacağız. Teşekkürler. Kolay gelsin Batı Gün Sarıkaya. İyi akşamlar dileyelim sana. Şimdi hızlıca bu son durum üzerinden bir konuklarımın görüşlerini almak isterim. Hazır Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek de buradayken sizden bu devam eden ilk kongrelerinin hem tansiyonunu hem buradaki heyecanı, bir rekabeti Manisa üzerinden özellikle bir değerlendirmek isterim ki Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in de bugün verdiği önemli mesajlar var yine Manisa'da. Bunu bir konuşacağız. Ne diyorsunuz? Her iki aday da değişim üzerinden mesajlar verdi ama kazanan Ferdi Zeyrek oldu. Yani Manisa'nın değişimden anladığı ne oldu diye ben size sorumu sormuş olayım. Öncelikle sadece Manisa'da değil, aslında Türkiye'nin pek çok il ve seçimleri yapılan ilçelerinde konuşmacıların büyük bir çoğunluğu yaşanan 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonrasındaki süreci ilişkin değerlendirmelerde değişim iddiasının ortaya çıkıyor. Belki biraz mahcup olanlar değişim değil de yenileşme sözcüklerini kullanıyorlar. Manisa, sadece Manisa açısından söylemiyorum. Yani Türkiye'de Ankara'nın batısında mahalle delege seçimlerinin, ilçe seçimlerinin demokratik usullerle yapıldığı, yani ilçelerde İlçe başkanlarının delege yazmadığı her yerde değişim iddiası çok güçlü. Bu iddia sadece ilçe başkanının kongre delegelerin iradesi değil. Bu toplumdan gelen bir mesaj. Yani siyaset yapan insanlar da aslında geri beslemeyi toplumdan aldıkları için gittikleri her yerde bunu hissediyorlar. Ben bugün Edirne'deydim. Edirne'de değişim dedi. Manisa'nın değişim demesi şöyle önemli. Çünkü biz geçtiğimiz hafta Ankara'da milletvekilleriyle, parti meclis üyeleriyle Sayın Özgür Özel'in adaylık açıklamasına katılan bir milletvekili olarak daha önceki Manisa seçimlerini nasıl sonuçlandığını biliyorum. Orada Semih Balaban il başkanımız her defasında il başkanı seçilirdi. Ve ilk kez şimdi Özgür Özel ve birlikte hareket ettiği, değişimi destekleyen grup Manisa Kongresi'ni kazandı. Yani beklenen bir durumuydu. Biz onu bekliyorduk ama hani 80 küsür fark oluyor olması aslında tabandan gelen çok güçlü bir desteğin var olduğunu gösteriyor. Şimdi ben bazı bilgiler vereceğim Manisa ile ilgili. Özgür Bey'in sadece Manisa'da değil, önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Afyon, Uşak, bugün Eskişehir yapıldı. Eskişehir'de de çarşaf listeli olmasına rağmen değişim
çıkıyor. Hatay öyle, Edirne, bugün Malatya yapıldı. Bakın çok ilginç. Malatya'da, İstanbul'daki kimi belediye başkanları, genel merkez yöneticileri, genel merkezdeki genel başkan yardımcıları, tek tek delegeleri, belediye başkanlarını tek tek arayarak yer değiştirmelerini sağlamasına rağmen Malatya'da da benzer durdu. Bakın bugün Manisa, Edirne, dün Hatay, Malatya, Kars, Aksaray, Denizli, Gaziantep. Gaziantep'te de değişim kazandı. Tokat. Tokat, Eskişehir. Bugün genel merkeze yakın